ve değerli konuklarımız. Eş Genel Başkanlarımız Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Grup Başkan Vekillerimiz Sayın Çağlar Demirel ve İdris Balıken, Milletvekili arkadaşlarımız Abdullah Zeydan, Selma Irmak, Ferhat Encü, Burcu Çelik ve Gülser Yıldırım'dan yoksun, onların esaretinin ve rehin alma politikalarının hüküm sürdüğü bir ortamda yeni bir grup toplantımızla beraberiz. Bütün siyasi seçilmişlerin, eş genel başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve genel merkez il ilçe yönetimlerimiz. 10 Ekim bizler için tarihi imkansız ve boğazlarımızın düğümlendiği bir gündür. 10 Ekim zamanın 10.04'te askıya alınmasıdır. 10 Ekim her biri kahramanlarımız olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, doktorlarımız, çocuklarımız, anne babalar, partililerimiz ve yoldaşlarımızın adıdır 10 Ekim. 10 Ekim gülünce gülünde yüzünde güller açan, bakınca zeka parlayan dostlarımızın, yoldaşlarımızın çok alçakça katledildiği tarihin yıl dönümüdür. 10 Ekim kirli savaş politikalarına karşı onurlu bir barış ve eşitlik mücadelesi ve iradesinin açığa çıkmasının adıdır. Değerli misafirlerimiz, 10 Ekim aynı zamanda bu ülkenin en büyük kitlesel katliamının tarihidir. Ancak fazla değil, yarım saat önce bu ülkede çoğunluk partisinin grup toplantısında ibretle bir 10 Ekim günü yaşadık. Yüzük canımızın bizden koparıldığı günün yıl dönümünde çoğunluk partisinin grup toplantısında maalesef zerrece acı hissetmeyen iktidar partisi grup başkanı ve milletvekilleri ve onları izleyenler böyle bir katliamın devri senesinde coşkulu şarkılar söylediler. Biz de ibretle izledik. Bu birilerinin ülkeyi onlar ve bizler diye bölmeye çalıştığının somut bir göstergesidir. Öyle bir despotik ve diktatöryal bir süreç ve iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız ki akrabalarını, dostlarını, yoldaşlarını ya da hiç tanımadıkları insanları anmaya gidenlere saldırma cesareti ve cüretini kendinde bu iktidardan kaynaklı bulanların olduğu bir ülkeye dönüştürüldü bu ülke. Bugün anma etkinliğimiz orantısız bir güçle engellenmeye çalışıldı. Ama biz ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz canlara sesleniyoruz. Onlar rahat uyusunlar. Bizlerin onlara sözü olsun ki bugünlerin ve onların alçakça katledilmesinin hesabını soracağız. Bu uğurda eşsiz bir siyasi mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Tekrar 10 Ekim katliamında yaşamını yitiren canlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor. Onların umutları, sevinçleri ve kederleri önünde saygıyla eğiliyor. Bir kez daha başta aileleri olmak üzere bütün demokratik toplum vicdanına başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, değerli konuklarımız, haftalık grup toplantımızı da konuşmasını yapmak üzere eş genel... Değerli arkadaşlar, değerli kadınlar, yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, değerli vekillerimiz ve çok kıymetli basın emekçileri, demokrasi ve emek için mücadele yürütüyorlardı ve emek barış demokrasi mitingine, Türkiye halklarına barışı armağan etmek için katılmışlardı. Onları bir IŞİD saldırısında kaybettik. İki yıldır bu katliamın yıl dönümünde yoldaşlarımızı anma etkinliği AKP saray iktidarının kolluk güçleri tarafından saldırıya maruz kalıyor ve 102 canını kaybetmiş ailelerimiz, yakınları, yoldaşları
böylesine önemli bir günde acılarını bile paylaşabilme, kayıplarını anabilme etkinliğinden mahrum bırakılıyor. Gaz sıkarak, plastik mermi sıkarak, gözaltına alarak Ankara 10 Ekim katliamını anmak isteyenler bugün tekrar sokaklardan kendi deyimleriyle süpürülmeye çalışıldılar. Süpürülmek istenen şey aslında barış, emek ve demokrasinin kendisiydi. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir AKP saray iktidarı Türkiye'de faşizm koşullarını ağırlaştırarak bir tek adam rejimini kurmaya çalışıyor ve bu tek adam rejimini oluştururken de Türkiye halklarının demokrasi güçlerine saldırmaya devam ediyor. Tıpkı iki yıl önce 10 Ekim katliamında katliamın yaşandığı gün tam da o dakikalarda nasıl ki yaralıların üstüne gaz atıldıysa, gaz sıkıldıysa, plastik mermi sıkıldıysa aynı şekilde iki yıldır bu anma etkinliklerine de aynı muamele yapılıyor. Bu neyin korkusudur, neyin telaşıdır? Aslında bu korku suçüstü yakalanmanın, suçlu olmanın korkusudur. Suçluluk duygusunun yansımasıdır. Çünkü AKP saray iktidarının 10 Ekim katliamında ve aslında 5 Haziran 2015'te gerçekleşen mitingimize yapılan saldırıdan bu yana gerçekleşen bütün katliamlarda sorumluluğu bulunmaktadır. Bakın 102 canımızı kaybettiğimiz bugün AKP'nin grup toplantısında bir kelime dahi ifade edilmedi. Oysa tam da bu meclise bir kilometre yakınlıktaki anma etkinliğine sıkılan gazların kokusu neredeyse burada alınıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenleri her vesileyle anan hükümet, 102 barış mücadelecisini neden bir kelimeyle dahi olsa anmaz? Tarihimizdeki bu en büyük katliamlardan bir tanesi olan bu katliamı neden bir kere olsun kınamaz? Gelin 10 Ekim 2015'e gidelim ve o gün Ankara'nın ortasında nelerin yaşandığını bir hatırlayalım. O gün aslında şimdi devrik başbakan olan başbakanın döneminde Kürdistan'da Cizre, Sur, Silopi'de ve diğer yerlerde, ilçelerde ablukalar vardı. Halk mahallelerinde, sokaklarında abluka altına alınmıştı ve ciddi katliamlar yaşanıyordu. Bu ablukaların yaşanmasının temelinde yatan şey de aslında Türkiye halklarının 7 Haziran'da iktidarı indirmeleri, hükümeti tek başına hükümet olma özelliğini kaybettirmemizden kaynaklanıyordu. O günlerde şöyle demişlerdi seçime giderken 7 Haziran'a, eğer 400'ü vermezseniz o zaman kaos gelir ve hatta 7 Haziran'dan sonra bir AKP mensubu şöyle demişti, bakan şöyle demişti, kaosu seçti halk. Bu kaosun nasıl yaratıldığına baktığımızda 5 Haziran 2015'teki patlamadan başlıyor. 20 Temmuz Suruç katliamıyla devam ediyor ve 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi mitingine yapılan katliam ve Antep'te yaşananlar ardı arkası gelmeyen katliamlarla biz karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu yaşadıklarımız aslında Türkiye'deki siyasi iklimi dönüştürmek, siyasi iklimi kaosla, korkuyla yönetme stratejisinden başka bir şey
değildi. Türkiye halkları çok yakından biliyor, Türkiye'de ne zaman bir siyasi kırılma yaşatılmak istense, siyasi bir mühendislik yapılmak istense, işte o zaman böyle karanlık güçler devreye sokuluyor. 5 Haziran'da partimize yapılan saldırıda nasıl yaşandığına dair görüntüler ortaya çıktı. Ve arkasından 10 Ekim katliamında da görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülere bizler baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında her iki katliamın yaşanacağı da biliniyormuş. Fakat hükümet katliamın hedefi olan halkı değil, katliamı gerçekleştirecek olan IŞİD katillerini korumaya, kollamaya almış. Sırt çantalarıyla, ellerinde bombalarla bütün gün Ankara'nın en kritik, en güvenlikli yerlerini gezen canlı bombaları biz o görüntülerde tespit edebiliyoruz. Yine Ahmet'te de aynı şekilde bombaları yerleştiren, iki bombayı yerleştiren katliamcı kişinin rahat bir şekilde polislerin gözü önünde bu işlemi gerçekleştirdiğini, eğitilmiş polis köpeklerinin bombalara yöneldiğini, fakat polislerin köpekleri bile bu bombaların konduğu alandan, yerden uzaklaştırdığını görüyoruz. Ne Suruç katliamında, ne Ankara katliamında, ne 5 Haziran katliamında hiçbirinde gerçek bir soruşturma, kovuşturma yapılmadı. Hiçbirinde olaya karışan kişiler, katliamları gerçekleştirenler, buna yardım edenler, bu katliamları önlemek için sorumluluklarını, görevini yerine getirmeyenler doğru düzgün soruşturulmadı. Hatta diyebiliriz ki IŞİD katilleri o mahkemelerde neredeyse pamuklara sarılarak, korunarak, kollanarak muhafaza edildiler. Bunun yanı sıra yaşanan faciaları protesto etmek isteyen, cezasızlık politikalarına karşı sesini yükseltmek isteyen halklarımız ise işte böyle saldırılara maruz kalıyorlar. Bugüne kadar bir tane bile kamu görevlisinin yargılanmamış olmasını aslında bizler şöyle okumalıyız. AKP saray iktidarı bu katliamlarda sorumluluklarının ortaya çıkmasından ürküyorlar. Bugün bu katliamlara yönelik en ufak bir anma sözü yapmamalarını da aynı şeye yormak gerekiyor. Dolayısıyla buralarda yaşananlar aslında ihmal değil, tam da AKP saray iktidarının suçudur ve suçunu gizlemek istemektedir. Ekim katliamı barışın kurulmasını engellemek için yapılmıştı. Bugün aslında biz o günlerde barışı inşa edemediğimiz için faşizmin kurumsallaşma sürecine tanıklık ediyoruz. O gün mücadele yürüten ve Ankara'da 10 Ekim'de şarkılarla, halaylarla, sloganlarla nasıl bir yaşam istediklerini, nasıl bir barış istediklerini anlatmak isteyen yoldaşlarımız tam da bizler bu günleri yaşamayalım diye oradaydılar. Değerli arkadaşlar, bu hafta olağanüstü böylesine önemli günlerin yaşandığı haftalardan biri, buna denk geldi grup toplantımız. Yine 6-8 Ekim olaylarının gerçekleştirildiği tarihin 3. yıl dönümü. 6-8 Ekim olayları da hükümet tarafından her zaman çarpıtılarak, yalanlarla
kamuoyu oluşturmak kendi politikalarına araç olacak kamuoyu oluşturmak için kullandığı, hükümetin kullandığı bir tarih. Bugünü de burada hatırlamanın yararlı olacağını düşünüyorum. 2011 yılında hatırlayalım, Suriye'de iç savaş patlak vermişti ve burada yükselen IŞİD çetelerinin işgali, IŞİD çetelerinin saldırıları 2014 yılının Ağustos ayında Ezidi katliamlarıyla sonuçlanan, Ezidi kadınların köle pazarlarında satılması ve soykırım operasyonlarının gerçekleştirilmesiyle bütün dünyada gündem olmuştu. Bugün Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği bu soykırım saldırılarına karşı Türkiye'de büyük bir tepki oluştu. Suruç'un hemen karşısında olan Kobani aynı zamanda Türkiye halklarının akrabalarının da yaşadığı bir coğrafya. Türkiye halklarının burada gerçekleşen IŞİD saldırılarına karşı duyarsız kalmasını beklemek herhalde abes olur. İşte bu saldırılar gerçekleştirilirken Kobani'nin neredeyse %80'i IŞİD çeteleri tarafından kuşatılmışken, işgal edilmişken Kobani'ye bir koridor açılmasını talep ediyordu demokrasi güçleri. Dünyadaki IŞİD karşıtı bütün demokrasi güçleri, toplumsal kesimler, IŞİD'in karşısında halkların yanında olan herkes Kobani'ye bir koridor açılmasını, insani yardım sağlanmasını, Kobani'nin IŞİD'e karşı korunmasını, desteklenmesini, dayanışma göstermesini istiyorlardı. Ve bizler de Halkların Demokratik Partisi olarak tam da bu süreçte halklarımıza bir çağrı yaptık. Kobani'nin korunması, Kobani'ye koridor açılması için halkın demokratik protesto etkinlikleri yaparak Kobani'ye destek vermesini MYK'mızdan aldığımız bir kararla ifade etmiştik. Bu esnada IŞİD vahşetinden kaçan yüz binlerce insan da Türkiye sınırına gelmişlerdi ve burada da yine başta partimiz olmak üzere bütün barıştan, demokrasiden yana olan güçler, insan hakları kurumları, kuruluşları, demokrasi güçleri bu zorunlu göçle, savaştan kaçarak zorunlu göçle coğrafyamıza gelen Kürt kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmaya çalışıyorlardı. Ekim ayında protesto gösterileri barışçıl bir şekilde gerçekleşmişti. Hep beraber yaşadık, sizler de hatırlıyorsunuz. Fakat Ekim ayının ilk haftasında 6-8 Ekim'de yapılan bu protestolara karşılık hükümetin kolluk kuvvetlerinin silahla infaz ettiği bir arkadaşımızdan sonra olaylar daha da şiddetlendi. Biliyorsunuz anayasanın bir maddesidir. Hükümetten izin almadan protesto yapılabilir, gösteri yürüyüşü yapılabilir. Sınırımızın yanı başında olan, yaşanan bu trajediye karşı yapılan protestolara polisin saldırması sonucunda 6 Ekim günü Muş Varto'dan Hakan Buksur adlı kardeşimiz öldürüldü. Sonrasındaki ölümlü olaylarda devam etti ve toplamda 54 insan bu protestolarda yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin neredeyse tamamı protesto gerçekleştiren kişiler ve bunların 44 tanesi, 44 insan partimizin üyeleri. Defalarca bu protestolarda yaşanan katliamları araştırma için soru önergeleri verdik.
araştırma önergeleri verdik. Fakat hiçbiri hükümet tarafından kabul edilmedi. Buna karşılık AKP Genel Başkanı Erdoğan her fırsatta 6-8 Ekim olaylarını partimize karşı kullanmak için gündeme getiriyor. Ve sürekli olarak bir yalanı tekrar ediyor. Hitler'in bir bakanı Goebbels, eğer bir yalanı sürekli olarak tekrar ederseniz artık o yalan bir yalan olmaktan çıkar, gerçeğe dönüşür demişti. AKP saray iktidarı da tam da bunu uyguluyor. Her fırsatta 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak partimizi, onun içinde de eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ı sorumlu tuttu şimdiye kadar. Değerli arkadaşlar, hiçbir akılla, mantıkla açıklanamayacak bu iddialar, bu ithamlar en sonunda eş genel başkanımızı terörist olmakla suçlayan AKP genel başkanına onun yaptığı bu kirli politikaya hep beraber şahit olduğumuz kirli politikaya buradan bir kez daha itiraz ediyoruz ve aynen bu ithamlarını kendisine iade ediyoruz. Ona şunu söylemek isteriz, Erdoğan'a şunu söylemek isteriz. Eğer gerçekten 6-8 Ekim katliamlarıyla ilgili olarak en ufak bir üzüntünüz, en ufak bir kaygınız varsa, eğer gerçekten Yasin Börü'nün öldürülmesi sizi en ufak şekilde üzüyorsa, o zaman gerçeklerin açığa çıkartılması için parmağınızı kıpırdatırsınız. Fakat siz katliamları her zaman kendi iktidarınızı muhafaza etmek, kendi iktidarınızın bir vasıtası kılmak için her fırsatta kullanıyorsunuz. Siz bu ölümlerden besleniyorsunuz. Siz her zaman ölümler nasıl yaşanırsa yaşansın, ölümlerden nemalanıyorsunuz, ölümleri ranta çevirmek istiyorsunuz. Tıpkı Suruç katliamı, tıpkı 10 Ekim katliamı, tıpkı 5 Haziran 2015 katliamında olduğu gibi bu katliamda, 6-8 Ekim olaylarında gerçekleştirilen katliamda da hükümetin büyük bir sorumluluğu vardır. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler, valiler, emniyetin kolluğu, o dönemde görevli olan askerler buralarda işte bu cinayetleri işliyorlardı. O bu cinayetleri birlikte işliyordunuz. Eğer siz bu cinayetleri soruşturmuş olsaydınız, 6-8 Ekim olaylarını soruşturmuş olsaydınız, o zaman biz bunu söyleyemezdik. Fakat bu örtbas etmeleriniz, bu her şeyi gizleme, çarpıtma ve yalanlarınıza devam etme çabanız, isteğiniz bize bu katliamlardaki suç ortaklığınız, payınızın ne kadar da doğru olduğunu gösteriyor. Bizler bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek, zulme karşı nasıl mücadele ettiysek, darbelere karşı, katliamlara karşı nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da mücadelemizi gözümüzü kırpmadan sürdüreceğiz. Ve bu katliamları gerçekleştirenler şunu bilsinler ki, bu katliamlar er ya da geç mutlaka hesapları sorulacak cinayetlerdir, katliamlardır. Bu katliamların siyasi sorumluları iktidardadır. Tetiği çekenler de siyasi sorumlularda bu halkın önünde mutlaka er ya da geç hesap vereceklerdir. Biraz önce söylemiştim, tekrar altını çizmek isterim. Kobani olaylarıyla ilgili olarak partimiz 11 tane soru önergesi vermiştir. 5 tane araştırma önergesi vermiştir
ve bu önergelerin hepsi reddedilmiştir. Hükümet tarafından reddedilmiştir. Güneş balçıkla sıvanmayacak ve gerçekler mutlaka ve mutlaka ortaya çıkacak. Bugün şöyle söylüyorlar, yeni Kobanilere müsaade etmeyeceğiz. Bunu nerede söylüyorlar? İdlib'e asker sokarken söylüyorlar. Şu anda AKP saray iktidarı Türkiye'yi bir yılı aşkın bir süredir olağanüstü halle yönetiyor. Bu yetkiyi size kim verdi? Olağanüstü hal, hani 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele için ilan edilmişti. Hani kısa bir süre içerisinde bu olağanüstü hal kaldırılacaktı. Neden kaldırılmıyor? Neden ülke hala bir yılı aşkın bir süredir olağanüstü halle yönetiliyor ve kanun hükmünde kararnamelerle yürütülüyor? İşte bu sorunun cevabı tek adam rejiminin iktidarı gasp ettiği, halkın iradesini gasp ettiği ve Türkiye'yi maceralara sürüklemek için 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak tadını çıkarta çıkarta değerlendirdiği yönündedir değerli arkadaşlar. Siz yeni Kobanilere izin vermemekle ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kobani bir halkın, Kürt halkının, Ezidi halklarının, Arap halklarının birlikte yaşadığı ve başka halkların birlikte yaşadığı bir coğrafya. Bu insanlar Kobani'de, Afrin'de ve diğer yerlerde IŞİD çetelerine karşı ortak bir dayanışma sergilediler. Bir birlik oluşturdular. Suriye Demokrasi Güçleri adı altında bu halklar bir araya geldiler ve kendi öz savunmalarını yapıyorlar. Kendi topraklarında yaşıyorlar. İnsana yakışır bir yaşamı kendi elleriyle inşa etmek istiyorlar. Senin Kobani ile alıp veremediğin ne? Türkiye halkların Kobani ile alıp veremediği bir şey yok. Bunlar Osmanlıcı hayalleri peşinden başka halkların iradesini de gasp etmek için sınırları aşıyorlar ve başka bir halkın topraklarına asker götürüyorlar. Ve bunu işte bu OHAL faşizmine dayandırarak gerçekleştiriyorlar. Bunu sahte bir olağanüstü hal havası yaratarak, İşte biraz önce bahsettiğimiz kontrollü katliamları gerçekleştirip korku iklimini yayarak bu ülkenin demokrasi güçlerini, sendikalarını, demokratik kitle örgütlerini, demokratik kamuoyunu, muhalefeti yargı sopasıyla, korkuyla, hapishanelerle, ölümlerle tehdit ederek kendi bildikleri yolda gidiyorlar. Hiçbir Türkiye insanı, Türkiye halkından, halklarından hiçbir insan bunların şu anda yaptıkları işgal operasyonuna olur demedi. Bunlar kendi başlarına Kobani'de olanın artık tekrar olmasını istemiyoruz diyorlar. Neymiş? Afrin'e de izin vermeyeceklermiş. Afrin neresi diye baktığımızda Afrin'de Suriye Kürdistan'ında bir yer, bir halkların yaşadığı bir kent. Senin Afrin'le ne alıp veremediğin var? İşte Afrin'le, Kobani'yle alıp veremediği şey buradaki halkların özgür bir şekilde barış içinde birlikte yaşamasına olan tahammülsüzlüğü. Bugün grup toplantısında başbakan diyor ki, efendim Kürt, Arap, Ezidi, işte halkları sayıyor. Onu da herhalde bizden öğrendiler, bizden çaldılar, yürüttüler. İşte Kürt, Arap, Ezidi halklar
Merak etmesinler, onlara biz hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz diyorlar. Siz gölge etmeyin, başka ihsan istemiyor bu halklar. İdlib'den askerin çekilmesi lazım. Şu anda Türkiye askeri İdlib'de ve ona kim eskortluk yapıyor biliyor musunuz? İşte bu IŞİD unsuru, IŞİD türevi olan çeteler Türkiye askerine eskortluk yapıyor. Bu aslında girilen kirli ilişkilerin, orada yürütülen savaşta Türkiye'nin aldığı rolün ve bizim yakında, gelecekte nasıl bir tehlike içerisinde olduğumuz, Türkiye halklarının ekonomik olarak, sosyal olarak nasıl bir risk altında olduğunu ve savaş riski altında olduğunu, çatışma, patlama, katliamlarla karşı karşıya riski altında olduğunun da bir göstergesi. O nedenle biz hemen bu savaşın, savaşçı politikaların durdurulması gerektiğini, askerin, başka halkın, başka halkların, başka ülkelerin coğrafyasında işi olmadığını, halkın bütçesinin, halkın kaynaklarının bu karanlık, neye hizmet ettiği belli olmayan savaşa aktarılmasının karşısında olduğumuzu belirtiyoruz ve hem içeride hem dışarıda barışçıl politikaların, demokrasiden yana politikaların güdülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Irak Kürdistan'ında da, Suriye Kürdistan'ında da, Türkiye'de de, İran Kürdistan'ında da, her yerde Kürt halkının demokrasi ve barış içerisinde halkların bir arada yaşayacağı modellerle, halkların iradesinin hayata geçmesiyle gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye egemenlerinin hiçbir halkı bunun için tehdit etmeye, hiçbir halkın üzerine asker, tank, top göndermeye hakkı olmadığını düşünüyoruz. İçeride de dışarıda da barış diyoruz, demokrasi diyoruz, özgürlük demeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu kadar saldırgan politikalar elbette ki büyük bir bütçeyle gerçekleştirilebilir. Yine şeffaf olmayan, hiçbir kimseye hesap vermek durumunda kalmadan yürütülen bu saldırgan politikalar aynı zamanda sarayın örtülü ödeneklerinden yapılan fütursuzca harcamaları da bize gösteriyor. Son 8 ayda saray kendi bütçesinin %63'ünü harcamış. 2.12 milyar TL'yi aşmış yapılan harcama. İşte görüyorsunuz. Erdoğan'ın yaptığı her kabadayılığın faturası halkın cebinden gidiyor, halka fatura ediliyor. Saraya yapılan harcamalar, savurganlık, bakanların özel uçaklarla seyahat etmesi, lüks araçlara binilmesi, mecliste verilen lüks yemekler, harcamalar, bütün bunlar işte halkımızın cebinden çıkıyor. Bunları niçin yapıyorlarmış? Efendim, itibardan tasarruf olmazmış. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı için harcanan paralarmış. Milletin parasıyla itibar üretme peşindeler. Halbuki bu ülkede insan hakları endeksi yerlerde sürünüyor. İşkence sistematik bir halde, cezaevleri tıklım tıklım, 10 kişilik yerde 50 kişi kalıyor cezaevlerinde. Cezaevleri aynı zamanda işkence merkezleri haline gelmiş ve böyle bir ülkenin itibarından söz edilebilir mi diye sormak gerekiyor. Yine Türkiye'de üretim
can pazarı olmuş, fabrikalarda, iş yerlerinde iş cinayetleri dünyada birinci sırada, Avrupa'da üçüncü sırada. Böyle bir çalışma rejiminin, böyle bir ülkenin hiç itibarı olabilir mi? Siz eğer itibarlı olmak istiyorsanız bu endeksleri değiştirmeniz lazım. Kadın cinayetleri yine dünyada ilk sırada ve her geçen gün AKP saray rejiminin iktidarında kadın cinayetleri yaşanıyor. Siz bu kadın cinayetlerini önleyemedikten sonra, seyirci olduktan sonra, korumanız gerekirken ölümlerine göz yumup daha sonra da cezaevlerine gidenleri affederek ya da mahkemelerde haksız tahrik indirimleri vererek, cezasızlık politikaları izleyerek yürüttüğünüz kadın düşmanı politikalarla kadın cinayetlerini artırarak itibar sahibi olamazsınız. Olsanız olsanız işte itibarınızı kaybedersiniz. 10 Ekim'den bugüne yaşadıklarımızın maliyeti de her zaman olduğu gibi bizlerden, yoksul halktan çıkıyor, halktan çıkıyor. Diyorlar ki biz tasarruf etmedikçe zenginleşen, tasarruf ettikçe zenginleşen, zenginleştikçe de tasarrufu artıran bir millet olmalıyız. Bunu kim söylüyor? Daha birkaç gün önce saray harcamalarını savunmak için itibardan tasarruf olmaz diyen iktidar söylüyor. Bakın, cam işçileri grev yapıyorlar işten atıldıkları için. Daha iyi çalışma koşullarında insana yakışır bir ücret alarak ve iyi çalışma koşullarında çalışmak istiyorlar. İşsizlik tehdidiyle yola getirilmeye çalışıyorlar. Açlıkla hizaya getirilmeye çalışıyorlar. Fakat bugün cam işçileri sokakta diyorlar ki aç da kalsak direneceğiz, direnmeye devam ediyoruz. Neden? Çünkü tasarruf edemiyorlar. Eğer zaten aldıkları ücretler en basit asgari giderlerini bile karşılamıyor. Bugün çalışanlar açlık sınırının altında yaşıyor ve çalışma koşulları korkunç, ağır, ölümcül. Yine fındık üreticileri Giresun'da, kayısı üreticileri Malatya'da, tütün üreticileri Adıyaman'da sokaktalar. Tasarruf edecek durumda değiller. Hepsi artık bıçak kemiğe dayandı diyorlar. Fakat hükümet başka bir yerden, başka bir şekilde konuşuyor. Değerli arkadaşlar, bugünlerde işte AKP saray iktidarının yürüttüğü bu fütursuz politikalar, harcamalar öyle bir boyuta geldi ki o yarattıkları ekonomi, işte AKP saray iktidarının büyük ekonomisi, iyi işleyen ekonomisi yalanları da çökmüş durumda. Kriz kapıda, kriz şu anda erteleniyor. Borçlarla şişirilen tüketimle, tüketimi körükleyerek kriz geleceğe erteleniyor ve ancak inkar edilemiyor. İşte getirilen vergiler, vergi artırımları, motor taşıtları vergisinin %40'a çıkartılması, ÖTV'nin, KDV'nin artırılması, emekçilerin, orta gelirlilerin cebine el uzatılması bundan kaynaklanıyor. Bunun karşılığında ise zenginler daha zengin yapılmaya devam ediliyor. Bugün işverenler her türlü şekilde destekleniyor.
İşsizlik fonları AKP saray iktidarı tarafından ve onların peşkeş çektiği sermaye kesimi tarafından çarçur ediliyor. İşsizlerden, işçilerden kaçırılan, onların emekleri alın teriniyle oluşturulan bu kaynaklar sermayeye aktarılıyor. Doğrudan vergilerle elde edilen birikimler halktan alınıyor, yoksuldan alınıyor, açlık sınırının altında yaşayan insanlardan alınıyor, yine zenginlere peşkeş çekiliyor. Diyorlar ki ekonomimiz çok iyi, ekonomimiz 2023 vizyonunda devam ediyor. Herhalde bu da MTV vergisini %40 yaparak 2023'ü planlayacaklar, onun işareti. Her şey çok iyi ama bir çağrıda bulunuyorlar. Diyorlar ki kadınlara özellikle, altınlarınızı getirin, altınlarınızı bize verin. Değerli arkadaşlar, altınlarınızı, değerli arkadaşlar ve özellikle değerli kadınlar, altınlarınızı isteyen Cumhurbaşkanı adlı bir şahıs sizi ararsa altınlarınızı istemek için, sakın ha sakın onlara altın maltın vermeyin. Onlar çünkü altınlardan sonra gelip sizin ekmeğinizi isteyecekler. Siz vatandaşın yastığının altındaki kötü günler için sakladığı paralara göz dikerek mi 2023 vizyonunuzu sürdüreceksiniz, onu hayata geçireceksiniz? Siz böyle planlarla mı büyük ekonomisiniz, Türk dünyanın büyük ekonomisiniz? Yalanlarınız işte böyle satır aralarında ortaya çıkıyor. Ve onlara diyoruz ki eğer paraya ihtiyacınız varsa biraz kamudan tasarruf edin. Biraz kendi harcamalarınızı kısın. Lüks araçlara binmeyin. Özel uçaklarla, yurt dışı gezilerine özel araçlar taşıyarak, yüzlerce kişiyle korumayla giderek, oralarda lüks harcamalar yaparak yaşamayın. Mütevazı olun. Hatta trene, otobüse binin. Biraz halkı anlamak için bunu yapmaya ihtiyacınız var. Sonuç olarak onlar aslında kendi kuyularını kazıyorlar. Öyle bir kriz yarattılar ki çok kısa bir süre içerisinde, bir gece ansızın gelebiliriz diyorlar ya, bir gece ansızın gidebilirler. Hani bunun için de hazırlık yaptıklarını zaten biliyoruz. Bir taraftan da uçaklar satın alıyorlar, jetler satın alıyorlar. Son günlerde bir krize tekrar tanıklık ediyoruz. Biliyorsunuz çok yakın bir süre önce hiç olmadığı kadar Amerika'yla yakın olduklarını söylemişlerdi. Trump'la böyle pozlar vermişlerdi. O havuz medyası manşetler atmıştı. Resimlerini basmıştı. Hem Trump'ın hem Erdoğan'ın. Çeşitli tiyatrolar sergilemişlerdi. İşte onun da kokusu hemen çıktı. ABD ile bir vize krizi adı altında kriz yaşanıyor. Türkiye'den görevlilerini, yani vize işlemlerini kaldırdı, askıya aldı ABD. Bunlar da, Erdoğan da güya onlara karşı
bir misilleme yaptı. Belki de denebilir ki Türkiye Kıbrıs'tan beri en ciddi krizini Amerika ile yaşıyor ve bu dövizi artırdı, borsayı yükseltti. Bu ekonomik krizi daha da körükleyen bir durum oldu. Yani beyefendi bir yerde birisine kafa tutuyor. Ertesi gün Türkiye emekçilerinin ücretleri aşağıya doğru iniyor. Peki bu ücretleri artırmak için daha sonra siz bir şey yapıyor musunuz? Hayır. Enflasyon oranında bile artırmadıklarını biliyoruz. Ama her fırsatta, her şuursuz dış politikayla, her türlü şuursuz iç politikayla Türkiye emekçilerini soyup soğana çeviriyorlar, yoksullaştırıyorlar, işsizliğin, geleceksizliğin ortasına atıveriyorlar. Ve Amerikan parası bu krizde değer kazanırken Türk parası yerlerde sürünüyor. Bu krizin arkasında yatan elbette ki birçok neden var. İdlib'deki gelişmelerden Rıza Zarrab olayına kadar birçok karanlık ilişkiler, kimin kimle dost olduğu, kimin kimle yarıştığı, düşman olduğu belirsiz bir süreçte işte bu el yordamıyla geliştirilen politikaların bedeli yaşanıyor. Bakın Rusya'da da bir uçak düşürüldü. Bir Rus uçağı düşürüldü. Ruslar satranç oyununu iyi biliyorlar. O uçak düştükten sonra şimdi Türkiye ordusunu Rusya'ya kaptırdı. Putin satrançta bir kez daha Erdoğan'ı yendi. Değerli arkadaşlar, çok önemli, çok ağır sorunlar yaşadık yine geçtiğimiz günlerde. Büyük insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Gerçekten bunları takip etmek, bunları görebilmek, yakalayabilmek bile zor oluyor. Çünkü bu ihlaller çok yaygınlaşmış durumda ve özellikle basındaki ambargodan dolayı, özgür basının tutuklanmış olmasından dolayı, özgür basın kurumlarının kapatılmış olmasından dolayı, haber alma hakkının da gasp edilmiş olmasından dolayı bu yaşanan şiddeti, linci, infazları, insanlık dışı olayları takip etmekte zor oluyor. Son iki yılda Cizre'de bunlara tanıklık etmiştik. Cizre'de Sur'da tanıklık etmiştik. Burada sivil katliamları insanların bodrumlarda canlı canlı yakılmasına tanıklık etmiştik. Ve bunlara karşı mücadele yürütmüştük. Bir girişte bahsettiğimiz 10 Ekim katliamı da işte bu sürece itirazın sonucu gerçekleşmişti. Şimdi bu katliamlara yenileri ekleniyor. Türkiye aslında bir polis devleti olmuş durumda. Polislerin uyguladığı şiddetin haddi hesabı bulunmuyor. Tabii bu polislerin uyguladığı şiddet nereden geliyor, bu güç nereden alınıyor diye baktığımız zaman ya da işte halka yönelik uygulanan katliamların, saldırıların kaynağı nedir diye baktığımızda bu tabii ki hükümetin ta tepesinden cesaretlendirilen bir durumdur. Buna biz Hatun annenin cenazesinde tanıklık ettik. Hatun annenin cenazesine saldıranların bu ülkenin İçişleri Bakanı ile pozlarını gördük. Arkasından yalandan birkaç tanesi gözaltına alındı ve şimdi hepsi serbest bırakıldı. Bu ülkenin İçişleri Bakanı bir
insanın, 78 yaşında bir kadının gömülme hakkına saldıran, nefret suçu işleyen bu kişilerin sırtını sıvazlayarak, bu kişileri aslında AKP iktidarının aktivistleri ya da onların çalışanları olduğunu da tespit edildiği düşünülürse, birebir sorumlusu olmasına rağmen bugün koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yine 31 bölgede özel güvenlik bölgesi Hakkari'de ilan edildi ve burada hangi insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği, nasıl bir özel güvenlik bölgesi uygulamasının gerçekleştiği gözlerden uzakta. Ama hepimiz 90'lardan biliyoruz, 80'lerden biliyoruz, nelerin olabileceğini tahmin edebiliyoruz ve bu özel güvenlikli bölgeler adı altında, işte daha önce Şapatan'da yaşandığı gibi hak ihlallerinin, ciddi işkencelerin gerçekleştiğini biliyoruz. Bu nedenle yapılan bu uygulamalar asla kabul edilebilir değildir. Halklarımızın, hükümetin bu pervasız, tırnak içinde güvenlikçi politikalarına, militarist politikalarına karşı duyarlı olması ve dayanışma içerisinde olması gerekir. Bakın, son dönemde yapılanlardan bir tanesi, videoya alınan kayıtlardan canlı olduğu anlaşılan bir gerillanın daha sonra infaz edildiği yönünde bilgilerin gelmesi. Bir diğeri, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadına yönelik polisin saldırısı. Onu tekmeliyor, tokatlıyor, yerlerde saçlarından sürüklüyor. Bu video yayınlandı. Yanındaki polis kadına bu şiddeti uygulayanı izliyor ve vatandaş da bu görüntüleri videoya alıyor. Bu nasıl bir insanlık krizi yaşadığımızın da göstergesi olmuştur. İşkencenin sokağa yayıldığını, sokağa taştığını görüntüsüdür. Ve Batı'da OHAL, Kürdistan'da sıkı yönetim olduğunu söylüyoruz. Orada işte bu özel güvenlikli bölgelerde de yine işkencenin köylere, mezralara, mahallelere yayıldığını söyleyebiliriz. Yine bir diğer hak ihlali, çakmak gazından öldü denilen, örtbas edilmeye çalışılan bir cinayet. Yiğitcan 14 yaşında ve Yiğitcan bu cinayet, eğer görüntüler ortaya çıkmasaydı örtbas edilecekti. Ama aslında polis şiddetiyle ölüyor. Sıkılan gaz ve darp edilme sonucunda yaşamını yitirmiştir. Gazeteci Sedat Sur'un açığa çıkarttığı kayıtlardan bunlar tespit ediliyor. Demek ki neymiş? Gazeteciler halkın haber alma hakkını üretiyorlarmış. Haber alma hakkını engellemekte gazetecileri tutuklayarak gerçekleşiyor. Son olarak ise yine bir hak ihlali, günlerdir kamuoyunun vicdanını, onurunu sızlatan bir durum. Muğla'da bir grup genç insan yerlere yatırılmış çıplak bir vaziyette. Bu insanlık ayıbı işte bu iktidar tarafından bizlere yaşatıldı. Ters kelepçe yapılan çıplak insanlar daha sonra gözaltına alınıyorlar ve gözaltında bulundukları, bugün 6 veya 7. gün olabilir, bulundukları bu süre içerisinde de çıplak bir şekilde gözaltında tutulduğu avukat tarafından bize söylenen. Yüzüstüne yatırılıp elleri bağlanan ve fotoğrafları da basına sızdırılan, fotoğrafları sosyal medyada paylaşılarak halkta korku yaratmaya çalışıldığı, halkı sindirmek için bu tür uygulamaların yapıldığı, bunun bir yönetme stratejisi olarak, bir politika olarak bu iktidar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ve yine aynı yerde 5 kişinin infaz edildiğini de biz haber
Bu şekilde haberlerden öğreniyoruz. Kim olursa olsun hiçbir insan yargılanmadan bu şekilde yargılanmadan infaz edilemez. Zaten infaz edilemez. Bu yargısız infazdır. Türkiye'de idam cezası yoktur ve insanlar bu şekilde tıpkı 90'lardaki gibi infaz edilerek sindirilmeye çalışılmaktadır. Buradan bu hak ihlallerini gerçekleştiren bu vahşi uygulamayı yapan tıpkı Ebu Gareb hapishanesindeki gibi işkenceyi doruğa çıkartan, tıpkı İsrail'in Filistinli güçlere, Filistin halkına yaptığı gibi uygulamaları yapanlara buradan seslenmek istiyoruz. Siz bugün sırtınızı birileri sıvazladı diye bu cinayetleri, bu insanlık dışı suçu işliyor olabilirsiniz. Fakat unutmayın, işkence yapanlar mutlaka ve mutlaka hesap verecekler. İşkence suçunu işleyenler, katliam yapanlar, infaz yapanların zaman aşımı yok. Bir gün unutulur, bir gün geçip gider demeyin. Hepsini biz kaydediyoruz. Bu devran dönecek, gün gelecek ve bizler bunun hesabını, bu vahşetin hesabını sizlerden soracağız ve sizlerin siyasi sorunlarınızdan soracağız. Ve değerli arkadaşlar, zaman hızlı geçiyor. Bu hafta çok gündem vardı. Hızlı hızlı geçmeye çalışayım. Nuriye ve Semih açlık grevine devam ediyor. 216 gün oldu. İşlerini geri kazanmak için sadece kendileri için değil, kanun hükmünde kararnamelerle tasfiye edilen herkes için direniyorlar. Zulme karşı direnmek haktır. Onlar da direnme haklarını kullanıyorlar. Ve bugün hastanede tutuluyorlar gözaltında. Başlarında jandarma var. Nuriye'nin başında jandarma bekliyor. Tuvalet ihtiyacını bile tek başına gideremiyor. 216 gündür aç olan bir insan, açlık grevinde olan bir insan kendi ihtiyaçlarını karşılamak için refakatçiye ihtiyaç duyarken başına jandarma dikiliyor ve refakatçi verilmiyor. Ve Nuriye ve Semih bugün zorla besleme tehdidiyle karşı karşıya. Zorla besleme bir insanlık suçudur, cinayettir ve bir işkencedir. Nuriye ve Semih'e eğer bir şey yapmak istiyorsanız onları derhal serbest bırakacaksınız önce. Ve daha sonra da hemen ardından da işlerine iade edeceksiniz. Kurduğunuz o komisyon ne iş yapıyor? Hani bu kanun hükmünde kararnameler için başvurulan komisyon var ya, o komisyon ne iş yapıyor? Acil bir şekilde eğer çok istiyorsanız o komisyon Nuriye ve Semih'in durumunu hemen incelemeli ve hemen bu hukuksuzluğa, bu haksızlığa son verilmeli. Bu cinayet önlenmeli. Eğer Nuriye ve Semih'e bir şey olursa işte o zaman Nuriye ve Semih'i adım adım cinayete, ölüme sürükleyen sizler olacaksınız. Değerli arkadaşlar, işte Nuriye ve Semih gibi iki eğitim emekçileri, biri akademisyen, biri eğitimci. Bu iki arkadaşımız gibi bir başka kişi var. O da Ayşe Öğretmen. Ayşe Öğretmen geçtiğimiz günlerde ceza aldı. Suçu neydi hatırlayın. Ben size buradan Selahattin Başkan onunla ilgili bir konuşma yapmıştı. O konuşmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım açabilecek miyim? Bir arkadaş yardımcı olsun.
evet arkadaşlar, görüyorsunuz çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin diyen Selahattin Demirtaş, Figen Yükseksağ, Ayşe Öğretmen cezaevindeler. Daha çok insan ölsün diyenler iktidardalar. Fakat gün gelecek bu ülkeyi çocuklar ölmesin diyenler yönetecek diyorum burada ve tekrar eş genel başkanlarımızı selamlıyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Selam olsun barış mücadelesi için, demokrasi mücadelesi için bedel ödeyen tüm yoldaşlarımıza, cezaevindeki, sürgündeki tüm arkadaşlarımıza. Değerli arkadaşlar, partimize her zaman, her gün, hemen her gün operasyon gerçekleştiriliyor ve bu operasyonlar hukuksuz bir şekilde gerçekleşiyor. Bunu hep söylüyoruz. Eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz 340 gündür cezaevindeler. Rehin tutuluyorlar. 11 ay 6 gün ediyor. Bugüne kadar 15 vekilimiz tutuklandı. Hala 9'u içeride. Ve 23 milletvekilimiz ise gözaltına alınıp bırakıldı. 4 Kasım'dan bu yana biz yargı sopasıyla engellenmeye çalışıyoruz. Siyasi olarak etkisizleştirilmeye çalışıyoruz. Fakat tam tersine dimdik ayaktayız. Eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dokunulmazlığı olduğu için, milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğu için yasama faaliyetleri engelleniyor bu tutuklama sebebiyle. Ve zaten Anayasa Mahkemesi'nin içtihat kararı var. Milletvekilleri tutuklu yargılanamaz. Bu başvurudan sonra Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'ne bir açıklama gönderiyor. O açıklamada deniyor ki milletvekillerinin hapishanede olması onların yasama faaliyetlerini hayata geçirmesinin önünde engel değil. Her zaman olduğu gibi yalanlarına devam ediyorlar. Bunun üzerine eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş bir dilekçe yazdı ve bu dilekçede yasama faaliyetleriyle ilgili tüm gündemin milletvekillerine iletilmesini gerektiğini söyledi. Çünkü hiçbir şekilde bu şimdiye kadar yapılmadı. Bugün bu dilekçe ilgili makama verilecek. Görüyorsunuz, eş genel başkanlarımızın yasama faaliyetlerini sürdürdüklerini iddia edip böyle bir yalanı ortaya atanlar hiçbir şekilde milletvekillerimizle bile, MYK'mızla ve bir eş genel başkan olarak ben bile vekillerimizle görüşme şansına sahip değilim. Yasama faaliyetinin bilgilendirmesi buradaki vekillere verilirken bizim cezaevindeki vekillerimize verilmiyor. Peki bu yalan niye söyleniyor? İşte bunlar yalanla abat olmaya çalışıyorlar. Yalanla abat olamayacaksınız diyoruz onlara. 6 milyon oy almış parlamentonun 3. büyük partisinin eş genel başkanını mahkeme masraflı bulduğu için duruşmaya getirmiyorlar. Biraz önce sarayın itibarından bahsetmiştik. İşte itibar yerlerde sürünüyor. Meclis başkanı, milletvekili, bir partinin eş genel başkanı hapishanedeyken bir kelime bile etmiyor. Ve lüks araçlar içerisinde, sefahat içerisinde bunlar yaşarken bizim eş genel başkanımızı mahkemeye götürecek para bulamadıklarını, bunun masraflı olduğunu söylüyorlar. Sizden hiçbir şey bu parti istemiyor. Bu parti kendi emeğiyle, kendi çabasıyla,
kendi mücadelesiyle bugüne kadar nasıl geldiyse bundan sonra da bu mücadeleyi mutlaka kazanıncaya kadar sürdürecek ve o zindanlarda bir gün sizler hesap vereceksiniz diyoruz. Ve son dönemde bir başka gündem maddesi de değerli arkadaşlar, müftülüklere nikah yetkisi verilmesi oldu. AKP Saray iktidarı kendi modelini yaratmaya çalışıyor, kendi devlet sistemini yaratmaya çalışıyor. Bunun için de her fırsatta kadınlardan faydalanmak istiyor. Kadınların yaşam tarzlarına, kadınların nasıl çalışacaklarına, nasıl yaşayacaklarına karar vererek, kaç çocuk doğuracaklarına karar vererek, kadınları nasıl erkek egemen sistem altında hapsedeceklerini, evlere nasıl tıkacaklarını planlayarak kurnazca planlar çıkartıyorlar. Nüfus hizmetleri kanununda değişiklik adı altında aslında kadınların medeni haklarını gasp etmeye çalışıyorlar. Kadınların 100 yıllık kazanımlarını çıkartılan yasalarla, fiili uygulamalarla ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İşte bu nüfus yasası Türkiye'deki kadın hareketinin, demokrasi güçlerinin itiraz ettiği yasalar olmasına rağmen, bunun için kadınlar sokaklarda eylemler gerçekleştirdiklerine rağmen, neden bu yasaya itiraz ettiklerini defalarca söylediklerine rağmen kulaklarını tıkamışlar ve önce bu yasa tasarısı geri çekildi, fakat basit küçük bir değişiklikle tekrar şimdi meclise, genel kurula getiriliyor. Bu yasayı, bu nüfus yasası adı altındaki kadınların hayatını 100 yıl geriye götürmek isteyen yasayı derhal geri çekmelerini istiyoruz. Bu yasa birçok sakıncası yanı sıra kadınların medeni hukukla elde ettikleri birçok haklarını tehdit etmek yanı sıra aynı zamanda çocuk evliliklerini, tecavüzleri, ensestleri olağanlaştıran, gizli kalmalarını, saklı kalmalarını ve sürdürülmelerini sağlayan uygulamalara olanak açmaktadır. Herkesi ilgilendiren evlilik konusunun sadece bir dinin mensubu olan kesimlere hitap eden müftüler tarafından yapılması zaten laikliğe aykırı, bu ülkenin ortak yaşam, birlikte demokratik yaşam ilkelerine aykırı bir uygulamadır ve bu birlikte yaşamı tehdit etmektedir. Üstelik bu nikahları gerçekleştirecek olan müftülerin biz her gün skandal açıklamalarına rastlıyoruz, kadın düşmanı açıklamalarına rastlıyoruz. Sonuç olarak kadınlar böyle bir yasaya ihtiyaç duymuyor, böyle bir yaşam biçimine ihtiyaç duymuyor. Kadınları birbirinden uzaklaştıran böyle bir ikiliği kabul etmiyor. Kadınlar bu yasaları çıkartanlara şunu söylüyorlar: bizim ihtiyacımız olan nikah yasası değil, bizim ihtiyacımız olan şiddete karşı devletin, hükümetin, iktidarların politikalar geliştirmesidir. Kadınların şiddetten korunması yasalarını getirmeleridir. Kadınlar için sığınaklar açılması sağlanmalıdır. Kadın emeğinin önündeki engeller kaldırılmalı. Güvencesiz çalışan kadınlar değil de güvenceyle donatılmış, geleceğe güvenle bakabilen bir toplum yaratılmalıdır. Kadınlar çocuk bakımı emeğinin topluma devredilmesini talep ediyorlar. Eğer bir yasa çıkartmak istiyorsanız, kadınlara bir iyilik yapmak istiyorsanız buyurun kreşleri devreye sokun, parasız kreşler açın, o zaman kadınlara gerçekten hizmet yapmış olursunuz. Kadınların yıllardır dillerinde olan talepleri var. Bu taleplere kulak açın, cinsiyetçi politikaları bir tarafa bırakın ve kadınların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesinde, kadın cinayetlerinde yaşamını yitirmesinde, cinsiyetçi politikaların mağdur olmasının önüne geçecek politikalarda kendinizi ortaya koyun. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız işte bunu yapabilirsiniz. Sağlık hakkını, eğitim hakkını, insanca yaşam hakkını,
yaratabilirsiniz. Haksız tahrikleri ortadan, ceza indirimlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Kadın erkek eşitliğini hayata geçirebilirsiniz. Eğer yapmak isterseniz bunları yapın diyoruz. Böyle gitmez, kadınlar buna izin vermez, izin vermeyeceğiz diyoruz. Son olarak değerli arkadaşlar, AKP saray iktidarını faşizmi koyulaştırarak ayakta kalmaya çalışsa da ama sonunda aslında takatleri tükendi. Bugün AKP'nin bugün başbakan grup toplantısında motorun takıldığını söyledi. Dili takıldı bir yerde. Aslında onun motoru takılmadı. AKP'nin motoru çalışmıyor. AKP'nin motoru tekledi. Motoru bitti artık. AKP tükendi. Bırakın da gidin artık. Bakın gelirken söylediğiniz şunu yapacağız, bunu yapacağız diye algı operasyonu yaptığınız her şeyi tersine döndürerek ilk geldiğiniz günlere dönüyorsunuz. İlk geldiğiniz günlerdeki söylemlere dönüyorsunuz. Bakın eğitim sistemiyle her yıl yere göre sığdıramadığınız birçok şeyi ortaya attınız. Şimdi tahtayı sildiler. Oturdular, düşünüyorlar. Acaba eğitim sistemini nasıl yapsak diye. Her seçim zamanında olağanüstü hali nasıl kaldırdıklarını anlatıyorlardı. Şimdi bütün memleketi olağanüstü hale donattılar. Hatta sıkı yönetimle yönetiyorlar. Komşularla sıfır sorun demişlerdi. Komşu momşu kalmadı, sıfır komşuya döndüler. Sağlık hakkında işte şunu yaptık, bunu yaptık dediler. Aslında yaptıkları sağlığın piyasaya açılmasıydı, paralılaştırılmasıydı, bina ve inşaattı. Şimdi sağlıkta da yine başa döndüler. Demokrasiyi savunuyormuş gibi yapıyorlardı. Şimdi tek adam diktatörlüğü istediklerini söylüyorlar. Yere göğe sığdıramadıkları hizmet hareketi vardı. Şimdi o hizmet hareketi de Fethullahçı terör örgütü oldu. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyorlardı. İşte o Avrupa Birliği müktesebatını çalışıyorlardı. Böyle bir hava yaratıyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Arada Rusya ile düşman oldular. Şimdi Putin'le ahbap çavuş oldular. Putin'e transfer oldular. Kardeşim Esad diyordu. Kardeşim Esed oldu. Sonra şimdi tekrar Esad'a döndü. Vergileri düşürmekle övünüyordu. Şimdi öyle bir iddiada bulunuyordu. Gerçekte asla düşürmemişti zaten. Şimdi vergi artırmazsak borçlanmak zorunda kalırız diyorlar. Borçları sıfırladık diyorlardı. Şimdi Türkiye tarihinde ilk kez milli gelirin yarısı oldu borçlar. Enflasyonu düşürdüklerini söylüyorlardı. Şimdi milleti iki haneli enflasyona alıştırıyorlar. Faizleri düşürmekle övünüyorlardı. Düşmeyen faizleri enflasyonun sorumlusu ilan ediyorlar. İşte böyle. Onlar artık giderken ellerinde hiçbir şey yok. Belki hani şu duble yolları var. Belki bizler onları gönderirken o duble yollarında rulo yapalım, koltukların altına verelim, gönderelim arkadaşlar. Böylece gitmelerine izin vermeyeceğiz. Tüm bu yaptıklarının bedelini ödete ödete göndereceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sadece bir dakikanızı rica edeceğim. Bizim grup toplantımızın başladığı sıralarda eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'tan, değerli arkadaşımız Bilgen Parlak'ın babası Hasan Parlak aramızda. Onun şahsında bütün tren garı şehitlerini saygıyla anıyor ve hep kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Değerli eş genel başkanımıza haftalık grup toplantısında yapmış olduğu bu değerli konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz.
Şimdi eş genel başkanımızın kısa 10 Ekim mesajını okuyup grup toplantımızı tamamlayacağım. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da on binlerce insanın bir araya gelmesiyle yapılan Barış ve Demokrasi mitingine yönelik IŞİD saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu en acımasız ve insanlık dışı saldırısı üzerinden geçen bu sürede acılarımız azalmadı. Ülkenin dört bir yanından barış için Ankara'ya gelip o katliamda yaşamını yitiren güzel insanların anısı bizlerledir. Katliamı gerçekleştirenler ve onları koruyup kollayanlar hakkında o gün yaptığımız tespitlerin tamamının doğru çıktığı görülmüştür. Katliamın arkasındaki odaklardan henüz hesap sorulmadı. Katliamın meydana geldiği yere bir anıt yapılması gerekirken yıl dönümlerinde anma yapılmasına bile izin verilmedi. İnsanlarımızın yasını tutması bile engellendi. Ama tüm bu günler ve acılar gelip geçecek. Suçlulardan hesap sorulacak. Katliamın meydana geldiği yere olması gerektiği gibi bir anıt dikilecek ve yitirdiğimiz canları yüz binlerle anacağız. Bizleri ayakta tutan en güçlü değer umuttur. Umudumuzu asla yitirmeyelim. Katliamda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha anıyor. Acısı henüz taze olan ailelerin acılarını ve yaslarını paylaşıyorum. Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi. Teşekkür ederim.